Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda MSU'ya girenlerle şöyle küçük bir sohbet etmek istedim ve bazı tavsiyeler, bazı MSU ile alakalı konulardan bahsedeceğim. Bu videoyu izleyenlerin çok büyük bir kısmı büyük ihtimal bu sınavı arkadaşlar bir deneme sınavı, bir tecrübe kazanmak için girmek istiyor. Özellikle 12. sınıflar ve 1. mezun yılında olanlar bu sınava girdiğini tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Büyük ihtimal bu sınava dediğim gibi kendinizi kurumsalda direkt bir TYT sınavı gibi denemek istiyorsunuz, o yüzden giriyorsunuz. Öncelikle kendi öğrencilerimizde de çok sık gördüğümüz bu sınav üzerinden arkadaşlar çalışmalar yaparken, ilerlerken yaptığınız bu sınava olan bakış açınızla alakalı birkaç noktada birkaç tane fikir sunmak istiyorum size. O yüzden bu videoda bahsetmek istediğim şeyler var. Şimdi İlk başta bu MSU sınavını arkadaşlar eğer bir deneme sınavı olarak görüyorsanız, yani burada bir kariyer hedefiniz yoksa çok fazla takmanızı önermiyorum. Yani gerçekten çok fazla önem veriyorlar. Yani şu an ben kendi öğrencilerimizden de bunu çok fazla, tabii ki biz onları uyarıyoruz, onlar yapmıyor bu hatayı, ama şu an çok fazla şunu görüyorum. Herkes böyle çok detaylı bir sosyal çalışıyor ki gerçekten MSU'da sosyal çok daha detaylı çıkıyor arkadaşlar. Çünkü tek bir sınav olduğu için orada bir gerçekten fark yaratacak bir durum olması gerektiği için arkadaşlar MSU'da sosyali birazcık daha zor soruyorlar. Çünkü sosyalde çok fazla konu var. Biraz daha bilgi çıkması zor. Çıkması çok daha muhtemel. Şimdi böyle bir durum olduğu için normalde TYT AYT sınavına girecek ve bu alanda hedefi olan öğrencilerde ben şunu görüyorum. Hani şu an inanılmaz bir şekilde MSU çalışıyorlar. Sadece bu hafta çalışsalar problem değil. Hani evet TYT çalışırlar ve TYT'lerinde de faydası olur. Ama sadece bu hafta değil. Şimdi bu arkadaşlar %80'lik bir kısmında sınava girecekler MSU'ya ve istedikleri neti yapamayacaklar. Beklediklerinin daima altında olacak. Neden? Bir de siz çalışma da yapıyorsunuz ya. Hani AYT'yi ya da diğer çalışmaları da bırakıp. Şimdi arkadaşlar böyle bir durum olduğu zaman beklentiniz de yükseliyor. Yani normalde 85 yaparken MSU'da ben 85 en az 85 falan yapmam lazım diye, hani kendi üst limitinizin üzerinde bir şey, yani minimum kendi üst limitinizde bir net yapmayı hedefliyorsunuz. Ondan dolayı şimdi siz eğer böyle bir durumdayken, ki büyük ihtimalle düşük net yapacaksınız maalesef yani bunu defalarca gördük arkadaşlar, MSU'ya giren bütün öğrencilerimizde neredeyse normalde yaptığı netlerin altında netler yapıyorlar. %80'de böyle olacak. Ha elbette yüksek yapabilirsiniz. Elbette çalışkansınızdır. Çok iyi gidiyoruz sizin için. Yüksek bir net yapabilirsiniz. Sınav da sizin için güzel geçer. Ama büyük ihtimal bu sınavda daha çok deneyim kazanmaya odaklansanız çok daha iyi olur. Ki düşük net yapan o %80'lik kısım bu denemede düşük net yaptığı için gidip biraz daha TYT çalışıyor. Ki bir tane videom var arkadaşlar. Orada da şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar şu an AYT çalışın. Sınavın %60'lık kısmı, yerleştirme sonucunuzun büyük bir kısmı AYT oluşturacak. Bir tane AYT sorusu 2,25 tane TYT sorusuna eşit. Bu yüzden ya bizim AYT çalışmamız gerekirken TYT'de artık düzenli deneme çözüp yanlışlarımızdan öğrendiğimiz işte haftada 3-4 tane TYT denemesi ve soru arşivi yaparak aslında programlarımıza bunu ekleyerek artık yanlışlarımızdan öğreneceğimiz AYT'yi fullemeye, AYT'den maksimum neti yapmaya odaklanacağımız vakitte MSU'ya giriyorsunuz. %80'iniz dediğim gibi düşük net yapacaksınız. Normalde olduğunuz seviyeden düşük net yapacaksınız. Ve bu moralinizi bozacak. Daha da TYT çalışmaya odaklanacaksınız. Neden? İşte MSU çok düşük geldi. Ben demek ki seviyem çok düşükmüş. Gerçek TYT'de de çok düşük yapacağım. O yüzden gidip daha fazla TYT çalışmam lazım. Hayır. Artık TYT çalışmayın arkadaşlar. Hani böyle bir şey olmasını istemiyorum. Mental anlamda böyle muhtemel bir problem olabiliyor. Muhtemel yapılan bir hata olabiliyor. Ve bu gerçekten çok sık yapılıyor. O yüzden size bahsetmek istediğim nokta şu. Hani işte sınavdan önceki 1-2 hafta, sınavdan sonraki 1-2 hafta derken nereden baksanız 2 ila 4 hafta arasındaki bir süreç heba olabiliyor. Elbette bu hatanızdan döneceksiniz. Yani tabii ki AYT çalışmaya geri döneceksiniz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hatayı yapmayın. Mümkün olduğunca hani sizle küçük bir sohbet etmek istedim ve kendi öğrencilerimizde hani tecrübe ettiğimiz kadarıyla naçizane birkaç tane çok sık yaşadığımız bir durumdan bahsetmek istedim. Kendi öğrencilerimizi şu an uyarıyoruz. Tabii ki onlara da anlatıyoruz. Ya bu sınav sizin için çok önemli değil. Elbette kariyer hedefiniz varsa bambaşka. Hani siz gerçekten MSU'ya giriyorsanız, hani orada bir Milli Savunma Üniversitesi'nde bir kariyer hedefiniz varsa, subay olmak istiyorsanız elbette bu o zaman değişir tabii. Elinizden gelen en iyisini yapıp bu sınava şu an çalışacaksınız, takacaksınız hani elbette. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer böyle bir durumda değilseniz, TYT AYT noktasında bir üniversiteye yerleşme gibi hedefiniz varsa ve MSU'ya gerçekten kendinizi denemek için kurumsal bir deneme sınavı gibi gerçekten TYT'yi prova etmek için giriyorsanız çok fazla bu sınavı takmayın arkadaşlar. Sonuç geldiğinde bunu bir tecrübe olarak düşünün. Bu sınavdan öğrenebileceğiniz birçok şey olacak. Düşük net yaparsanız üzülmeyin, daha sevinin. İyi ki bu sınavda yanlış yaptınız. Neden? Çünkü gerçek sınavda yanlış yaptığınız zaman çok büyük problem yaşayacaksınız. Hani o sınavda gerçek sınavda yapmamak için şu an MSU'dan yapın ya da saçma sapan denemelerde yanlış yapın ki arkadaşlar bu sizi geliştirsin, hatalarınızdan ders çıkartın, iyi bir analiz yapın, planınızı buna göre şekillendirin ve hatalarınızdan öğrenin, tecrübe kazanın. Yoksa gelişemezsiniz. Hata yapmadan, düşmeden gelişemezsiniz. Bu yüzden bu sınavı daha böyle deneyime dayalı, tecrübeye dayalı, bir sürü şey öğrendiğiniz, kendinizi analiz etmek için kullandığınız bir sınav olarak düşünmeyi, bunu
kendinize hatırlatmayı sakın unutmayın. Ve bu sınav dediğim gibi arkadaşlar muhtemelen ortalama 5 ila 10 net arasında normalde yaptığınız, evde yaptığınız ya da kurumda girdiğiniz denemelerden düşük gelebilir. Belki kurumda girdiğiniz denemelerle aynı gelebilir ama dediğim gibi hani bir tık düşük gelecektir ortalama netinize göre. Ondan dolayı üzülmenize gerek yok ya da tekrardan işte benim TYT'm çok kötüymüş ben gideyim TYT'yi halledeyim gibi tekrardan çok yoğun bir TYT çalışmasına girmeyin. Normal çalışmanıza, normal planınıza olması gereken neyse, analiz size ne sunuyorsa, veri, istatistik size ne sunuyorsa, yani eksiğiniz, gediğiniz neredeyse, en fazla size sıralama getirecek, net getirecek, sizin puanınızı, yerleştirme sıralamanızı en hızlı nasıl arttıracaksanız o çalışmaya odaklanmanız daha doğru olacaktır. O yüzden de diyorum hani sınava 75 günlük, 70-75 günlük bir durum kaldığı için bu süreçte arkadaşlar AYT'ye odaklansanız bence çok daha mantıklı olur. Eğer tabii 4 yıllık üniversite hedefiniz varsa, sadece TYT'ye çalışıyorsanız tabii ki yine farklı bir durum geçerli ama dediğim gibi MSÜ sınavına bu şekilde bir bakış açınız olması sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bu videoda arkadaşlar küçük bir sohbet edelim. MSÜ hakkında birazcık konuşalım istedim. Bu yüzden bu videoyu çektik. Şimdilik görüşmek üzere. Sonuna kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.